Ben Medyan Aslan Yürek, Hataylıyım, Antakyalıyım. Rahmetli Sinan Aslan Yürek'in abisi olurum. Kardeşim 1,5 yaşında trizonomi tip 1 diye bir hastalığa yakalandı ve çok uzun yıllar tedavi gördü. Gördüğü bu tedavi nedeniyle karaciğerinde bir takım sorunlar oluştu ve karaciğerini transını gerçekleştirmek zorunda kaldık. 2010 senesinde İzmir Kent Hastanesi'nde karaciğer nakli yapıldı ve kardeşim tamamıyla sağlığına kavuştu. Normal bir insan gibi yaşamını sürdürmeye devam etti. Ta ki günlerden bir gün diş ağrısı, diş sorunu yaşamaya başlayıncaya kadar. Bu diş ağrısı sonucunda Hatay'da bilinen, tanınan hekim, doktor ve dişlerinde bir takım enfeksiyonlar olduğu, çürükler olduğunu söyledi ve tedavisine başladı. Tedavi sürecinde kardeşim bir takım ağrıları olduğunu, dişiyle ilgili bir takım ağrıları olduğunu söyledi. Daha önce karaciğer nakli olduğunu söyledi ve hocasını arayarak beraber ortak bir tedavi belirlendi. Diş ağrısı olduğunu söyledi ve bunun sonucunda yanında çalışan, sonradan da ehliyetsiz olduğunu anladığımız bir bayana talimat vererek, kardeşimi bir kanepenin üstüne yatırarak bir ağrı kesici iğne yaptı ve bu ehliyetsiz görevli bayan iğneyi siyatik damarına, sinirine denk getirdi ve orada artık sonun başlangıcı başlamış oldu. Kardeşim anında ayağında şiddetli bir ağrı hissetti ve bu ağrıyı doktorla paylaştı. Doktor bir şey olmaz, üzerine biraz yürü, geçer dedi. Kardeşim bunun üzerine eve geldi. Evde ağrısı devam etti. Saatler sonra ağrısı şiddetlenerek ayağı şişti. Ayağı şişmeye başladı. Tekrar doktora gitti. Bir doktora, başka bir hekime gitmesini önerdi. İğnenin sinire denk gelmiş olabileceğini söyledi. Biz aldık kardeşimizi, o zaman Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Orada iğnenin sinire isabet ettiğini, denk geldiğini söylediler bize. Ve kardeşime tedavi başladılar. Tabii bu tedavi sonucunda kardeşim zaten nazik olan, hassas olan bünyesi de göz önünde bulundurarak sınırlı bir tedavi yapılabildi. Çok ağrılar çekti, çok acılar çekti, ayağı şişti, geceleri uyuyamadı. Çok büyük sıkıntılar çekti. Oradan netice alamadık Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden. Yaklaşık 20 gün kadar Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yattı. Oradan da İzmir'e, yani nakil olduğu hastaneye götürdük. Orada da bir süre tedavi olduktan sonra bize karaciğerinin bu aldığı tedaviyi kaldıramadığını ve karaciğerinde ciddi bozulmalar olduğu söylendi ve tekrar nakil yapılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine kardeşimizi tedavi ettirmek üzere Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Tetkikleri yapılırken kardeşimiz aniden fenalaştı ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakıma aldıkları gün kardeşimizi kaybettik. Ne yazık ki kaybettik. 35 yaşındaydı benim kardeşim. Biz bununla ilgili hukuki işlemleri başlattık. Sağlık Bakanlığı'na, Türkiye Diş Odası, Tabipler Odası'na şikayette bulunduk. Suç duyurusunda bulunduk. Bizim amacımız, bizim canımız yandı. Biz kardeşimizi hayatının baharında kaybettik. Bu tür basit hatalardan ve özensiz yaklaşımlardan dolayı kaybedilen insanların hakkı kalmasın. Biz adalete güveniyoruz. Biz hukuka güveniyoruz. Ve bunun bedelinin hukuki anlamda söyleyeceğim bu kadar. Evet. Yaklaşık bir hafta önce Sağlık Bakanlığı'ndan ve Diş Tabipleri Odası'ndan elimize bir yazı geçti. İş yerinin bir ay süreyle kapatılması ve idari ceza uygulanması
Ayrıca kendisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve Diş Tabipleri Odası'nın da suç duyurusunda bulunduğu anlamında bir yazı geçti elimize.